Nobre, 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 my senior nobre. Sonra nobre, 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 my senior nobre gibi de. Yusuf Şemşen çok iyi oyuncu. Adam Euro çalan bir adam. Bu kadar. Tak tak. Diğer tarafta Zümeza. Çok iyi profesyoneller. Tabii ki çok kalite değil ama mücadele de var. Çok var. Ümit Ozak'ta her şey vardı. Her maçta vardı. 1, 2, 3, 4 bu kaleferde. O da kapıda bir şey var. O da açık kapat. Açık kapatla. Totem vardı. Çok inanılmaz da. Beşiktaş'ta büyük takımda ama çok karambol bazen la. O kampta biz şampiyon oldu. Arada teknik inanılmazlar. Bu yaşta, bu kalitede normal değil. Hem Alex hem Guti aynı stilde. Çok iyi. Bence büyük oyuncu olacak. İspanya tam stilde. Alex çok akıllı oyuncu da. Guti de aynı. Bir sesle gerek yok. Baktın da biliyor ne yapacak, nerede bu top gelecek. İşaret geldi. Mert Nobre! Mert Nobre! Harika bir gol! Mert Nobre! Benim aile çok büyük aileydi. Biz toplam 9 tane. Ben numara 8'de. Futbol için okulda başladım. Biz bu Brezilya'da daha kolaydı. Biz sokak oynuyoruz. Sabah akşam oynuyoruz. 15 kadar amatör falan. 17-18'de profesyonel oldu. Paraná Clube'da o zaman Süper Lig'de. Brezilya Süper Lig. 18 yaşında ilk maç, ilk golda. Benim babaanne bir evde. Ev bir çiftlikte aldım. Ve hediyeler verdim. Beni anne ve baba çok çalışkan ikisinde. Zor zaman geçtiğinde. Ve Allah çok büyük de bana bu şans verdiğinde. Cruzeiro'da benim menajer bana aradı. Dedi ki bak Mahmut Üzgün'ün orada São Paulo'dan bir restoranına. Bak bu Fenerbahçe başkan yönetim falanla bir teklif aradı. Sana ve Alex'le. Dedi tamam da bana şimdi bu tam karar da çok zor da. Cruzeiro'da önce ben Japonya'da gittim. 6 ay kaldım da ve çok zor adaptasyon orada. O zaman ben 21 yaşında. Çok zor zamanda geçtim. Şehir güzel ya, takım güzel ya. İlk de ben geldim. Salih kontrol yaptığında aldım bu telefon. Konuştum bir bak şehirde müthiş. Çok iyi şehirde her şey vardı. Sonra Şubat aile geldim. Bir sene daha, iki sene daha, üç sene daha. Şimdi 18 sene oldu. Denizli maçta sonra her şey değişti. Bambaşka maç oldu. Son hafta kupada gitti. Denizli maçlarında Aziz Derin ve Mahmut Üzgür'de biz bir toplantı yaptık. Tersizde. Aziz dedi ki ne haber sen de sakin kafası hadi maçta. Hiç düşünün. Maçta sonra en 3 senede daha iyi misal. Tamam çok mutlu burada. Aile mutlu, her şey iyi gidiyor falan çoğu. Ama tabii ki bu maçta sonra bir kaos oldu. Bizim direktör sportif Volkan Bağlı. Volkan biz burada bir haber var da yok. Şimdi yok, başkan telefon kapalı, başkan da istifa, daha da gitti, kimse yok bu klubla falan da. Ve aynı zamanda Beşiktaş bir teklif yaptın, 7 gün oldu, hiçbir haber yok. Sonra benim yani var, tamam yeterli. Tabii ki o karar da çok zordu, benimki bu. Biliyor musun çok zordu? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray zor mu? Bu transfer de kolay değil de. Aynı şehir bak, imza da sonra da ben sadece tesis antrenmanı. Sadece evde, dışarıda hiç gitmedim. Ben korktum da. 6 ayda sonra baktığına bir mesaj bana geldi telefon. Samet, bu tercümanı Samet. Samet nasıl gidiyor falan. Ben iyi lan. Neredesin? Dedik. Evdeyim mi? Ya ben duydum da sen korktun falan da şu bu falan. Evet tabii ki gördüm. Yok boş ver bu tarafta Fenerbahçe tarafta sana seviyorum. Fener'de bir gün 2004-05'te biz bu kupa finalda evet 5-1 bu maçta. Biz çok iyi oynadık ama o günde Mondragon'da her şey çok pozisyon kurtardı. Ve maçta sonra tabii ki herkes moral bozuk. Ne? Herkes mutsuz da nasıl bu kupu kaybetti. Ve o zaman Fener uzun zamanda kupada yok. Şampiyon olmadı. Biz bir toplantı yaptık. Ümit Ozak inanılmaz bir şey söyledi. Bir bak böyle. Tabii ki kupada önemliydi. 2 sene sonra dedik ya kim bu şampiyon 2004-05 bu Süper Lig kim şampiyonla herkes biliyor. O bu maçta Galatasaray da aynı ama Kadıköy maçta. Ve o maçta biz ilk 45 dakikada biraz stres var bu takımda çok iyi oynamadık. Sonra ikinci yarı biz daha rahatı da işte 1-0 oldu şampiyon oldu. Ben çok şanslı ben gol atayım. Güzel gol bence ve şampiyon oldu. Bazen oyuncu evet korkuyorum. Ama ben tam tez ben saygıdan.
O çok akıllı başkanla, bu da ne zaman bu sert konuyla, ne zaman yumuşakla. En önemli o. Ki bazen oyuncu da, bazen başkan ya sert ya yumuşakla. O denge yok. Ama Aziz tam tersi. Ya bazen oyuncu da ben gördüm de, bazen oyuncu bir seninle çok kötü benim. Performansı da kötü de, her şey. O dedi ki yok, sana devam, ben inanıyorum senin için. Neden benim izahlar ki sen çok iyi oyuncu, destek veriyorum tam arkada. Ya oyuncu da yüzgüven daha önemli. Bak bu başkan da bana geldi, başkan da bana destek veriyor. Daha ne istiyor? Ama ne zaman sen bir şey kötü yaptığında, o çok sert veriyor. Beşiktaş'ta büyük takımla ama çok karambolla bazen de kolay kulüp değil. Ama biz 2008-2009'da Ertuğrul Salman Hoca'nın Ertuğrul'da gitti. Mustafa Baba geldi. Mustafa Denizli'de yani. O sene de biz kötü değil de takım 3. 4. de falan da çok fark bulundu. O geldi 13-14 haftada gibiydi Mustafa. O zaman ben Ertuğrul Salman yani hiçbir maç ilk 11'de yoktu. 5 dakika, 10 dakika. Mustafa Hoca da geldi. İlk maçta genç çevirdi. Orada Ankara'da. Baktığımda maçta oynadım. Ben ilk 11. İlk maç ben ilk 11'de. Biz orada 3-1'de ben bir tane gol oldum. O takımla ya bak Fener bir taraf, Galatasaray bir taraf. Bizim grupla o kadar iyi değildi. Galatasaray, Fener daha iyi o zaman. Çok iyi oyuncu falan da. Mustafa Denizli'de sonra da takım bambaşka havada. Yemek beraber, şu beraber, her hafta bir balıkla. Mustafa Denizli seviyor bu balıkla organizasyonu. Her haftada balık, balık. Ocak'ta biz kamp Antalya'da. Bir toplantı yaptım. Ben kaptandı o zaman. Demir öğrendi ki bak, şimdi bu primle yok. Sonra ben toplantıda, başka nasıl bu primle yok da? Ekstra motivasyon, oyuncular şu bu falan da yok. Ben prim veriyorum ama siz bir kağıt bana imzada gerekiyor. Nasıl bu kağıtla? Ya siz şampiyon yok, siz bana ver bu para. Tamam, çıktığında orada toplantı yaptığın oyuncular. Şampiyon yok, sizin maaş, benim maaş da kesin. O kampta biz şampiyon oldu. Herkes, tamam evet, evet herkes imzada. Ben aldım da kağıttan, sonra çaldı bu başkanla. Her maçta aşağı yukarı o zaman 7000 dolar da gibi. Bazen oyuncular kalite var da, her şey var da ama hedefsiz. Hedefsiz sen bu kadar. Ya sen hedef de bu kadar olabiliyor. Beşiktaş zamanla, o zaman ben 25 yaşında da her zaman özel antrenmanda ve özel ocağında gibi. Senin arabada, sen benzin koyuyorsun, o su koyuyorsun. Ya sen su da sonra senin motoru patlatma. Ya aynı senin vücuduna. Yemek en iyi. Akşam da iyi uyuyor. Uyku da çok önemli. En az 8 saat. Ben özellikle bu Türkiye ben çok yordum da oyuncu da kalktın direkt antrenmana hiç kahvaltısız. Egemen Korkmaz. Biz orada her zaman bu kavga sert, çok sert. Kaleci Volkan ve Hüsnü ikisinde çok zordu. Mertis Galatasaray çok iyi oyuncu, çok akıllı oyuncu. O Arda çok iyi. Arda teknik inanılmaz da bu yaşta bu kalitede normal değil. Hem Alex hem Guti aynı stilde yine. Çok iyiydi. Akıllı, pas, vizyonla çok iyi. Yani tabii ki erken de ama bence büyük oyuncu olacak. İnşallah bu İspanya'da. İspanya tam stilde. De ki İngiltere'de biraz daha temas var, biraz daha kuvvetli. Ve tabii ki o genç 17 yaşında tabii sonra bu vücut bambaşka vücut. Alex çok akıllı oyuncu da. Guti de aynı. Bir sesle gerek yok. Baktığında biliyor ne yapacak, nerede bu top gelecek. Ya çok enteresan sokakta ya Fener ve Beşiktaş'a. Ya o zaman sen Fener nasıl şampiyon oldu, sonra Beşiktaş bu gol, şu bu gol falan. Ya Galatasaray'daki, Allah nabire. Ama bak, seni seviyorum. Sen bana çok gol attın ama seni seviyorum ki sen saygı da gösterdin. Ya işte bu arada, ya Galatasaray'da, Trabzon aynı tarafta. Hiçbir şey yok ama her zaman güzel sohbet oldu da. Hiçbir şey yok, kavga falan da yok da. Ama çok şey, bu gol da. Özellikle Fener tarafta 2004-5'te Galatasaray karşı bu gol ve şampiyon olduk. Beşiktaş'a aynı.
Ah, 2008-2009 hem kupa hem lig, nasıl güzel zamanlar falan. Apya, bir pozisyon vardı 0-0. Ya yap bu golla çok kolay pozisyonla. Yok maç olmadı ve şut dışarıda kaleci kurtar şu bu falanla. Kaç dakika hakem ben? 16 dakika kaldı. Ne yapacaklar? Tamam biz her şeyi yaptık ama maalesef. Ya çok enteresan hiçbir ses yoktu. Hiçbir ses yoktu. Sayın odası o, otobüs orada otobüs havalimanında çok uzak. 40 dakika 1 saat daha bak. Normalde 45 dakika 1 saat daha. Aynı 10 saat. Aynı bizim uçak bu İstanbul, São Paulo, Brezilya. 12 saat oldu. Biz oldu. Sonra bu Samanlı'da sonra ne yapacak şimdi de? Nasıl gidecek dedi. Bir ses de yok da. Yusuf Şemşen çok iyi oyuncu. Arda Emre de çok iyi de. Ama Yusuf bir teknik var çalımda inanılmaz da. Adam yürü bu çalım yapıyor da. Bu kadar da tak tak. Ama bak disiplinsiz de. Ben her zaman dedik sen bir şeyi ekstra yapmadın ha. Biz iki sene beraber de Yusuf evet. Bir gün gelmedi bu fitness'a. Ya diğer tarafta Üzümez de. Üzümez çok iyi profesyonel de. Her gün antrenmanı. Tabii ki çok kalite değil ama mücadele de var. Çok var. Ümit Ozak'ta her şey vardı. Biz Kadıköy'de, Kadıköy bu koridor bu kalefer vardı. Her maçta vardı. 1, 2, 3, 4 bu kaleferde. O da kapıda bir şey var. O da açık kapat, açık kapat da. O Ümit neden bu da? Yok yok tamam tamam. Totem vardı. Çok inanılmaz da. Servet biz takım arkadaşlar. Fener'den. Bir gün ben baktığımda Servet bu. Ya bu ne ya? Bu ne? Ya Fatih Akel, o aynı mı? Ya sen bu yap, o aynı yapıyor. Ve ayak vuruyor, kendi ayak vuruyor. Bu yaptı, bu da Fatih bu neydi, bu bana ne bu? İşte Fener o zaman da 3-4 tane oyuncu da inanılmaz bir şey vardı. Çok şey vardı. Ama en komik bu Servet'e. Servet bak sen, aa yapma da o. Nasıl öyle? Gene ne yapayım? Antrenman için fark etmez nerede.